Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Halk edebiyatında şiir konusuna devam ediyoruz ve Onur hocamıza soruyoruz. Ne göreceğiz? Hocam son kısma geldik. Tekke dini tasavvufu halk şiirinden bahsedeceğiz. Tekke dini tasavvufu halk şiirinin temsilcilerini anlatıp halk edebiyatında şiir ünitesini bitireceğiz. Hocam 50 defa dinledim, ben anlatabilirim isterseniz. Anlat. Diyorum. Tekke yani dini tasavvufi halk şiiri. Hocam önce şu tekke kavramından bahsetmek istiyorum. Yani şimdi günümüzde tabii tekke dendiği zaman, tasavvuf dendiği zaman, tarikat dendiği zaman öğrencinin zihninde belki farklı farklı şeyler oluşuyor. Biraz da olumsuz yönde maalesef. Ama aslında şöyle bakmak lazım. Bu tekkeler, dergahlar eskinin ilim irfan yuvaları. Yani üniversite kampüsleri gibi düşünebilirsiniz değerli gençler. Çünkü o zaman Anadolu'da insanlar ne yapıyorlar? Bu tekkeler etrafında okuma yazma öğreniyorlar. Tasavvuf ilmini öğreniyorlar. Bunun dışında işte açlar, yoksullar orada yemek yiyorlar. Aşevleri var. Tam yardımlaşma var. Öyle ortamlardır tekkeler, dergahlar değerli gençler. Peki tasavvuf nedir dediğimiz zaman? Tasavvuf Allah'ın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdedi vücut ile açıklayan dini bir akımdır. Peki vahdedi vücut nedir Burak hocam? Tek olma, Allah'la birleşme. Burada hocam ilginç bir şey var aslında. Mesela dünyanın oluşumunu, evrenin oluşumunu şu anda bilim adamları neyle açıklıyor? Big Bang teorisi. Yani bir nokta vardı değil mi? Sıkıştı, patladı ve dağıldı. Vahdedi vücutta da aslında o var biliyor musun? Yani şu anlamda var. Çünkü diyorlar ki tasavvufçular evrendeki her şey Allah'ın bir parçasıdır. Yani önce tek vücuttu. Ondan sonra Allah tecelli inancıyla kendi güzelliğini görmek için kainatı yarattı. Dolayısıyla evrendeki her şey sende, bende, canlı, cansız her şeyde Allah'ın bir parçası vardır. Bunların tamamı zaten Allah'ı ne yapar? Oluşturur. Tamam mı? Ve tasavvufta Allah'a aşkla ulaşma düşüncesi vardır. Tasavvufta zorlama yoktur. Tasavvuf İslam'ın hoşgörü boyutudur. Eğer Allah'ı seviyorsan ya da ibadet ediyorsan içinden geldiği için ibadet edeceksin denir. Tasavvufun ana ilkesi budur değerli gençler. Doğal olarak bu tasavvuf edebiyatı tekkeler etrafında oluşan bir edebiyattır. Şiirler genellikle ki halk şiirinin genelinde zaten öyledir. Müzik eşliğinde söylenir. Genel olarak da hece ve dörtlük kullanılsa da buraya dikkat. Beyit ve aruza da yer verilir. Yani tasavvuf şiirinin şöyle bir farkı var hocam. Tasavvuf şiiri aslında halk şiiri ile divan şiiri arasında bir şiirdir. Biraz daha mesela ağır da olabilir. Niye? Çünkü yani dini terimler Arapça, Farsça, beyit, aruz olduğu için. Tasavvuf terimlerine geçelim hocam. Dedik ya tasavvuf önemli. Mesela abdal, gezgin, derviş anlamındadır. Aşk demek tasavvufta Allah aşkı demektir. Aşık ise Allah'a inanan, Allah için ibadet eden kişi anlamına gelir. Çile. Mesela çilenin çekilmesi lazım hocam. Yani bir hatta tasavvufta şey vardır. Bir hırka, bir lokma. Ne demek? Yani tasavvuf ehli olan kişi kendini dünya nimetlerinden arındırıp bir hırka, bir lokmayla yaşamını sürdürebilir. İşte onun en önemli merhalelerinden birisi de çile çekmektir. Çile gençler Farsça 40 demektir. Çile şudur. Mesela tüm dünya nimetlerinden elini eteğini çekip 40 gün boyunca kendini arındırman lazım. Hatta günümüzde şey var ya işte bu aslında hani yogalar falan filan. En büyük yoga bu işte. Tamam mı yani gir ve mesela loş bir ortama giriyorsun Vural hocam. Tamam mı giriyoruz. İkimiz yapamayız da öyle hayal et. İkimizi çileye soktular. Tamam mı? Muhtemelen ben 15 dakika sonra sen de 20 dakika sonra çıkarsın oradan. Yani burada loş bir ortam. Kendini soyutluyorsun ve sadece tok olabileceğin mesela kuru bir ekmek parçası. O da günde bir tane ha. Bir tane üzüm. Böyle su o bile az olacak şekilde böyle 40 günü geçiriyorsun. Niye? İnziva, içe çekilme, kendini düşünme, Allah'ı düşünme. Dergah, kapı, eşik, kapı yeri, makam, tekke anlamında. Derviş tarikata girmiş olan kişiler fenafillah. Hani dedik ki hocam varlığın birliği, Allah'a ulaşma. Fenafillah, Allah'ta yok olmak, ölmeden önce ölmek tasavvuftaki son aşama. Hatta fenafillaha erdiysen kamil insan olursun tasavvufta hocam. Hatta bu yolculuğa da seyr-i sülük yolculuğu denir. Onu da söyleyelim. İnsanı kamil işte fenafillaha ulaşmış kişi olgun insana ne denir? Kamil insan denir. Masiva Allah dışındaki diğer varlıklar. Allah dışındaki diğer varlıklardan ziyade Allah'ı düşünmeyi engelleyen diğer varlıklar her şey nedir? Masivadır. Masiva. Meyhane Allah aşkının sunulduğu yer. Tekke, mürşit, mürit gibi terimleri vardır. Kimin? Tasavvufun. Evet. Şimdi öncelikle hocam temsilcilerine geçmeden önce diğerlerinde yaptığımız gibi tasavvuf edebiyatı şiiriyle ilgili bilgi verelim. Dini tasavvufu halk şiiri nazım
türleri. Dikkat. Bakın diğerlerinde ağırlıklı olarak nazım şeklini anlattık. Hı hı. Sonra türlerine geçmiştik. Burada ise direkt ne diyoruz? Nazım türü diyoruz. Neden? Çünkü tasavvuf edebiyatında şiirler içeriklerine göre isimlendirilir. Bu yüzden tasavvuf edebiyatında nazım şekli değil, nazım türü bulunur. Tasavvuf edebiyatı nazım türleri de hocam en önemlisi ne? İlahi, nutuk var, şatiye var, devriye var. Şimdi bunlardan bahsedelim. Evet, şimdi bu nazım türlerinin en önemlisi nedir Vural hocam? İlahi. Değil mi? Zaten tasavvuf deyince aklımıza ilk ilahi gelir. Allah aşkını ifade eden ezgili şiirlerdir, ilahiler. 7-8-11'li hece usulü yazılır. Demek ki ortak bir ölçüsü yok hocam. İlahi denince akla gelen ilk isim ise halk edebiyatında kimdir? Yunus Emre'dir. Bir de ilahi deyince ilk hangisi geliyor aklına? Ha? Teşekkür ederim Allah'ım. Değil. Ha, sordum. Sordum sarı çiçeğe geliyor değil mi? Sordum sarı çiçeğe. O da Yunus Emre'nin annen evet. Baban var. Hep Ramazanlar. Evet. İlahiler tarikatlara göre yani bu arada tarikat demek de hocam yol demektir. Bunun anlamı yol. Günümüzdeki yani, gibi tarikatlar değil mi? Yok yani kelime anlamı yol zaten. Yani öyle bir isimler. Ha niye yol, niye tarikat oluyor? Çünkü hani Allah aşkına ulaşmanın değişik değişik yolları vardır. Değişik yöntemleri vardır. Her bir yola ne denir? Tarikat denir. Ve tarikatlara göre de bu ilahiler farklı adlar alabilir. Mesela Alevi ozanların söylemiş olduklarına deme. Bektaşi ozanların söylemiş olduklarına nefes. Mevlevilerde söylenen ilahilere ayin. Bunlar sorularda gelir. Gülşenilerde söylenenlere tapu. Halvetilerde söylenenlere durak. Diğer bazı tarikatlarda ise cumhur gibi adlar alır. Şurada bir ekleme yapalım hocam. Deme ve nefeslerde Hazreti Ali sevgisi de ön plandadır. Ona da dikkat edelim. Şimdi geliyoruz nutuk. Nutuk değil de tabii aklımıza ne geliyor? Atatürk'ün nutku değil mi? Nutuk, söylev, bir şeyler ifade etmek, halkı harekete geçirmek gibi. Tek edebiyatında nutuğun işlevi de buna benzerdir aslında. Tarikat kurallarının anlatıldığı şiirlere ne denir? Nutuk denir. Daha böyle didaktik, öğretici tarzda yazılan şiirler. Yeni gelenlere böyle kurallar. Tabii. Yani şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapın, şöyle yaparsan insan olursun gibi. Geliyoruz neye? Şatiye'ye. Şatiye ilginç ve bıçak sırtı bir nazım türüdür aslında. Çünkü inançlardan alaylı bir dille söz ediyor gibi duran, hatta Allah'la konuşurmuş gibi yazılan ama esasında esas derdin ham sofuluk olduğu, yani böyle katı bir inancın olduğu ya da hoşgörüsüz inancın olduğu bir şeydir. Ama tabii ki çok ince bir çizgisi vardır. Burayı iyi ifade etmek lazım. Yoksa sıkıntı yaratabilir. Geçelim hocam. Geliyoruz neye? Benim en sevdiğim devriye. Devir kuramı dediğimiz hocam. Şimdi tasavvufta bir devir kuramı var Vural hocam. Hı hı. Ruhun Allah'tan gelip Allah'a dönüşü devir. Hatta tasavvuf inancında tasavvufta fena fillah anlatmıştık ya. Son şey neydi? Kamil insan. Aslında her insan dünyaya kamil insan olmak için gelir. Tamam mı? Yani kamil insan olma amacıyla gelir ama çoğu da olamaz. O ayrı mesele. Hatta tasavvufta bu şöyle anlatılır bu döngü değerli gençler. Topraktan bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana. Sonra neye geçmemiz lazım? Kamil insana. Kamil insana geçemezsen bu devri daim ne yapar? Devam eder. Öyle olduğu için de mesela Alevi Bektaşi geleneğinde ölen kişinin arkasından ne denir? Devri daim olsun. Yani o demek ki devri tamamlansın anlamına gelir. Şimdi hocam hazır mısın? Evet. Burada şiirleri okuyacağız ve buradaki o nazım türlerine göre sen bana söyleyeceksin. Tamam mı? Nesimiyem ikrarımdan belliyim. Gerçek erenlerin kemter kuluyum. Ali bahçesinin kemter kuluyum. Mümkün münafığa dardan gelirim. Nereden anladık? Ali. Hazreti Ali geçiyorsa arkadaşlar bu ya demedir ya da nefestir. Şıklarda bakın ikisi de ne yapar? Olur. Sular dibinde mahiyle, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. İlahi. Yunus Emre değil mi? Allah aşkı ifade ediliyor. İlahi. Vücudun şehrini verme gayrıya, hatır yıkıp güç eyleme gayrıya. Var bir amel kazan hakka yaraya, hakka yaramayan huyun eylersin. Bir öğüt var mı hocam? Var, vücudun şehrini verme gayrıya, hatır yıkıp güç eyleme gayrıya. Hemen bak oradan. Öğüt verip burada kuralları öğretiyor. Ha, kural, nutuk. Nutuk. Yani öğüt verici şekildeyse ne olur? Şimdi ben kural deyince tabii orada nutuk deyince. Direkt şunu yap bunu yap falan diye. Ama sonuç böyle bir öğüt veriyor değil mi? Tamam. Sekiz cennet yaptın sen Adem için. Adın büyük bağışla anın suçun. Adem'i çıkardın cennetten niçin? Buğday nene lazım harmancı mısın? Şatiye. Şatiye bakın. Biraz riskli. Riskli. Böyle biraz Allah'la konuşulmuş gibi yazılmış. O zaman buna ne diyoruz hocam? Şatiye. Şatiye diyoruz. 9 ay 10 gün battı maderde.
Kudretten gözüme çekildi perde. Vaktim tamam olup ahir yerde çıkıp ten donundan cihana geldim. Hakikat meyinden nuş edip kanıp can gözlerim o gafletten uyanıp kudretten her türlü renge boyanıp bu alemi nakşu elvana geldi. Bak doğumu anlatıyor. Evet. Doğumdan başlıyor ta ölene kadar devam edecek. Bu nedir hocam? Devriye. Çıkıp ten donundan. Evet buradaki. Ten don. Evet. Ten don derken dondan dona geçiş var tasavvufta. Biraz sonra geçeceğiz. O kıyafet yani o vücutta geldin diyor. Evet. Güzel. Buraları anladık değil mi hocam? Hı hı. Şimdi geldik tek edebiyatı temsilcileri ne? İlk temsilcimiz kim? Yunus Emre. 13. yüzyıl ilahi türünün ve genel anlamda da aslında tasavvuf edebiyatının halk arasında en bilinen, en sevilen ismi kimdir? Yunus Emre'dir. Neden en sevilen ismidir? Bir kere aşk, hoşgörü şiirleri vardır ve Anadolu'nun o coğrafyasını, o hoşgörüsünü en iyi şekilde ne yapar? İfade eder. Bir de hocam Yunus Emre'nin bu kadar sevilmesinin nedeni direkt halkın içinden yetişmiş olması, hı hı, ve halkın diliyle bunu ifade etmesidir. Mesela onun çağdaşı olan Mevlana, o da hoşgörü değil mi? Mevlana'da da aynı şeyler var. O da Allah sevgisi ama Mevlana mesela eserlerini Farsça ortaya koyuyor. Dolayısıyla halk arasında bir kopukluk oluyor ama halkın sevdiği kimdir? Yunus Emre'dir. Yunus Emre zaten bizzat halkın içinden yetişmiştir. Hı hı. Hatta şöyle bir anlatı var hocam. Yunus Emre tabi Anadolu'da o dönemlerde tabi açlık var, sefalet var, değişik durumlar var. Çoluğu çocuğu var ve dolanıyor, geziyor, onların karnını doyurmaya çalışıyor ve gidiyor Hacı Bektaş'ın dergahına, şeyde Nevşehir'de. Diyor ki pirim diyor, biz diyor fakiriz diyor. Hani millet aç aç nereye geçer? Yani benim çoluğum çocuğum evde aç. Sen bana diyor, sen büyüksün, ulusun diyor, pirsin diyor. Bana diyor bir yemek ver. Atarsın bir sakal. Bulgur diyor, ne varsa diyor, ver diyor. Ben evime gideyim diyor. Sen büyüksün diyor. Hacı Bektaş-ı Veli de diyor ki Yunus Emre'ye, tamam diyor ama diyor, istersen diyor, sana ben diyor öğüt vereyim diyor. Yani ben sana ya öğüt vereyim, ya nasip vereyim, yani şey vereyim, yemek vereyim, gıda, vereyim, gıda vereyim, hangisini istiyorsun diyor. Tabi Yunus Emre diyor ki ya ne, öğüdü ne yapacağım ben diyor, tabi içinden diyor da bunu. Hayır öğüt ver, öğüt ver, öğüt, birisi sana öğüt mü vereyim, yemek mi vereyim, yemeği seç. Yunus Emre demiş ki baba ben ver, ben gideyim yoluma bakayım demiş Yunus Emre. Sonra almış şey hocam yiyecekleri falan, eşeğine bindirmişler, yüklenmiş gitmiş Yunus Emre. Yolun yarısında kafa dank etmiş Yunus Emre'nin. Lan demiş ben bu yemeği aldım da, hani eve götürdük. Yani bir gün yedik, iki gün yedik, üç gün yedik. Sonra yine aç kalacağız. Keşke demiş ben öğüdü alsaydım. Bakayım bana ne diyecekti. Tamam mı? Sonra dönmüş tekrar dergaha. Hacı Bektaş'ın yanına varmış. Demiş ki pirim demiş ben vazgeçtim demiş. Bu yemekleri, yiyecekleri ben sana vereyim. Sen bana öğüdünü ver. Ben onun üzerinden yürüyeyim demiş. Tamam mı? Hacı Bektaş Veli de demiş ki oğlum demiş senin şeyin bizden gitti. Yani senin öğüdün nasibin benden gitti demiş. Senin nasibin kimde? Tapduk Emre'nin. Var demiş Tapduk Emre'nin dergahına. O da iyi bir kardeşimizdir tamam mı? O sana öğüdünü verecek demiş. Tamam yemeği, şeyleri geri almış merzakları. Onu bilmiyoruz o kadar. Muhtemelen vermiştir de vermiş gitmiştir. Yani orada onu şey yapmaz. Çünkü onu fark etmesini ister Hacı Bektaş. Çocuklarına da götürsün yok, onları sonra gitsin Tapduk Emre'ye. Onu almamıştır canım. Yani Hacı Bektaş Veli orada onu anladım, idrak etmesini istemiştir zaten. Sonra Hacı Bektaş, Yunus Emre Tapduk Emre'nin dergahına gidiyor. Yine Eskişehir'de hocam. Onun dergahında 40 yıl boyunca yetişiyor. İşte çilesini dolduruyor o 40 günü. Ondan sonra böyle odunlar topluyor mesela. Odunların her biri aynı boyda. Tamam mı? İşini en temiz haliyle yapıyor. Tabii çoluğunu, çocuğunu, ailesini de götürüyor. Ve o dergahta yetişip Yunus Emre halini Tapduk Emre'nin yanında alıyor. Kim? Yunus Emre. Devam edelim hocam. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz dizeleriyle ünlüdür. UNESCO hatta 1991'de tüm dünyada Yunus Emre yılı ilan etmiştir arkadaşlar. Aruz ölçüsüyle yazdığı bir eser var. Sorularda gelir hocam. Risaletün Nusiye. Kaygısız Abdal. Burada da ilginç bir hikaye var hocam. Kaygısız Abdal'ın gerçek adı Alaaddin Gaybi'dir. Alanya Beyi'nin oğludur hocam. Son derece zengin. Alanya'nın beyi var, beyinin oğlu. Hatta babası, tabii babası öldükten yok. O zaman turizm yok şeyde Alanya'da. Babası öldükten sonra Alanya Beyi olacak. Bir hükümdar olacak. Öyle bir kişi. Tamam mı? Gençken bir ara ava çıkıyorlar hocam. İşte o Antalya'da Elmalı civarına falan ava çıkıyorlar. Ve bir geyik vuruyor değerli gençler. Gaybi. Geyiği vuruyor. Geyik
kaça kaça Abdal Musa'nın dergahına giriyor. Ben gittim orada ziyaret de ettim. O nasip oldu. Çok da güzel bir yerde Abdal Musa dergahı. Abdal Musa dergahının içine giriyor geyik. Tamam mı? Ondan sonra Kaygısız Abdal, tabii gaybi o dönemki adıyla, geyiği ararken dergahın içine giriyor. Ve hatta dergahta Abdal Musa'nın odasına kadar giriyor. Orada Abdal Musa postta oturmuş vaziyette. Göz göze geliyorlar. Abdal Musa diyor ki oğlum ne arıyorsun diyor. Kaygısız Abdal diyor ki ben bir geyik vurdum, geyiği arıyorum diyor. Onu alıp gideceğim diyor. Sonra Abdal Musa sırtından bir ok çıkartıyor, kanlı ok. Diyor ki bunu mu arıyorsun diyor. Hu hu. Yani burada arkadaşlar harekete bak ya. Bu tasavvufta şöyle bir şey vardır. Dondan dona geçiş. Tabi burada dondan dona geçiş derken gençler bunu anlatalım. Yani kıyafet değiştirme, geyik gibi görünme gibi. Çünkü onlar yani pirler, o tarz şeyleri var, meziyetleri var. Ve öyle olunca da tabii ki bu gaybi kimin öğrencisi oluyor? Abdal Musa'nın öğrencisi oluyor. Hatta babası geri almak istiyor. Ufak tefek savaşlar oluyor dergahla ama gaybi orada dergaha giriyor. Kaygısız mahlasını alıyor. Ve hatta Alevi Bektaşi düşüncesini Mısır'a kadar da ne yapıyor? Yayıyor. Böylelikle de Alevi Edebiyatı'nın kurucusu kim kabul edilir? Kaygısız Abdal kabul edilir. Şiirlerinde hamsofuları mizahi bir usulda eleştirmiştir. Demek ki şatiyeleriyle ön plandadır. Önemli eserleri ki tasavvuf edebiyatının en üretken kişisi Kaygısız Abdal'dır. Sarayname, Dilbuşağı, Budalaname, Vücutname gibi eserleri vardır. Hacı Bektaşi Veli, Makalat adlı eseri var Hacı Bektaşi Veli'nin ve tasavvuf hayatı anlatır. Kendisi bir tasavvuf ehlidir. Hatta Anadolu'nun Müslümanlaşmasında önemli bir pay sahibidir. Hatta inanca göre Hacı Bektaşi Veli de Anadolu'ya güvercin donunda gelmiş. Suluca Karacahöyük. Eski adıyla, şimdiki adıyla Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine yerleşmiştir. Dört kapı 40 makam felsefesini anlatır. İlk kapı şeriat kapısı, sonra tarikat, sonra marifet. Bütün bunları geçersen hocam hakikat ve fenafillah. Şimdi bunların her birinin 10'ar tane alt başlığı var. Merak eden arkadaşlarımız oradan bakabilir. Hacı Bayram-ı Veli asıl adı Numan'dır. Hatta İstanbul'un fethini önceden müjdelemiştir. Eserlerinde Yunus Emre etkisi görülür. Eşrefoğlu Rumi, Hacı Bayram-ı Veli'nin damadıdır. Müzekkin Nüfus adlı eseri vardır. Pir Sultan Abdal. Pir Sultan Abdal, tasavvufçular içerisinde divan şiirinden etkilenmeyen tek kişidir. Buraya dikkat. Diğerlerinin tamamında divan şiir etkisi vardır ama divan şiirinden etkilenmeyen tek kişi Pir Sultan Abdal'dır. 16. yüzyılda Sivas'ta yaşadığı düşünülür. Sadece tasavvufi konularda değil, halkın acılarını, yaşamını, sevinçlerini de ifade etmiş, isyanını şiirlerinde işlemiş ve o dönem Sivas Valisi Hızır Paşa tarafından idam edilmiştir Pir Sultan Abdal. Bu da sorularda karşınıza gelebilir. Aziz Mahmud Hüdayi, Halvetiye tarikatına mensuptur. Divan-ı İlahiyat adlı eseri vardır. Niyazi-i Mısri aslında Malatya doğumludur. Peki neden Mısır mahlasını almış? Çünkü Mısır'da tasavvuf eğitimi, din eğitimi almıştır. O yüzden Niyazi-i Mısri olmuştur. Değerli gençler, Mevaidül İrfan adlı bir eseri vardır Niyazi-i Mısri'nin. Geldik son kişiye hocam. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Çeşitli bilimlerden söz eden Marifetname adlı bir eseri var. Bir de ilginçtir. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın astrolojiye bir merakı var hocam. Hatta Siirt'in Tillo ilçesinde bir gözlemevi kurmuş. Gözlemevi derken böyle teleskop falan düşünmeyin. Bir havuz. Çünkü oraya gecenin yansıması oradaki gezegen hareketlerini incelemiş. Ve çok da güzel bir şey var. Kesinlikle duymuşuzdur hepimiz. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Dizeleri kimindir? Erzurumlu İbrahim Hakkı'nındır deyip bitiriyoruz hocam. Evet, burada tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Videolarımız devam edecek. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.